Tabii bugün geldiğimiz süreç itibariyle ekonomik sıkıntıların yok olduğunu varsaymak mümkün değil. Yani Tabii. sonuçta hem ülke olarak biz 2012'den beri belli ölçüde siyasal bir şekilde uluslararası sistem tarafından ablukaya almıştık. Bunun çeşitli sebepleri vardı. Bunu ayrıca belki tartışabiliriz ama bunun üzerine bir salgın ve ardından da hemen yanı başımızda komşularımızın birinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan başka bir problemle daha karşılaştık. Bu da yani ciddi anlamda bu şeyin bizim ekonomik sıkıntılarımızın birazcık daha diğer ülkelerden farklı olarak biraz daha derin hissetmemizi sağladı belki. Evet. Ama temel olarak bakıldığı zaman siz gazeteci olarak ya da yaşı biraz daha 90'lı yılları yaşayanlar bilirler. İşte Nasuhi Bey, sizler de o dönemlerde belki Evet hatırlarsınız. efendim. İhsan Bey de araştırmacıydı. 90'lı yıllarda da en önemli sorun aslına bakarsanız ekonomiydi. Ekonomi her zaman Türkiye'nin en önemli sorunu olarak karşımıza Evet. çıkar. Mesela biz geçtiğimiz hafta tamamladığımız araştırmada Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorduğumuzda %66,5'inin ekonomi dediğini, 6,4'ünün işsizlik dediğini, 5,4'ünün eğitim dediğini, 3,7'sinin terör ve 3,7'sinin de Suriyeliler dediğini gördüm. Bu çok değişmez bir sıralama aslına bakarsanız uzun zamandır. Ama diğer taraftan bakıldığı zaman biz başka bir soruyla bunu tekrar soruyoruz. Bu sorunları kim çözer diye sorduğumuzda Hülya Hanım çok ilginç bir sonuç çıkıyor ki AK Parti %30'lar civarında birinci çıkıyor. Bizim geçtiğimiz hafta tamamlanan araştırmamızda da bünyesinden de bahsedeyim. Evet. 1847 kişiyle 26 ilde yüz yüze yapmış olduğumuz bir çalışma bu. %33'ü AK Parti, %23,8'i Cumhuriyet Halk Partisi şeklinde devam eden bir süreç var. Yani burada bile Cumhuriyet Halk Partisi'ne 10 puan bir şekilde fark atan AK Parti var. Yani iktidarda olan bir partiyi uzun yıllar muhalefette olan Türkiye'deki ikinci büyük parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçemiyor olması ve bir umutla genel başkan yapılan Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir umut vaat edememesi ciddi anlamda burada bir siyaseten bir şekilde bir yerde tıkanıklık olduğunu da gösteriyor. Ya da işte AK Parti kendisini çok iyi anlatıyor ve çok iyi anlattığı için bazı şeylerde muhalefet partilerinde de kendi dertlerini ya da işte ülkenin sorunlarına nasıl çare olacaklarını ifade edemedikleri gibi bir sürece de belki tanıklık ediyoruz. Sonuç itibariyle sorunlar var. Başta ekonomi, efendim geçmişte salgın vardı. Bu salgın sürecinde mesela AK Parti'nin oyları belli ölçüde artmıştı. AK Parti'ye güven artmıştı. Ve bunu yine salgınla ilgili ki Fahrettin Koca'nın salgınla mücadelesi ciddi anlamda takdir topladığını ve Cumhuriyet Halk Partililerin bile Sayın Koca'yı bu tür şeylerden, salgınla ilgili çalışmalarından dolayı takdir ettiğini o dönemlerde biliyoruz. Kriz dönemlerinde de muhalefet partisinin bir alternatif olamayıp da iktidar partisinin alternatif olarak tekrar görülmesi vatandaşta ciddi anlamda bir muhalefetin sorgulaması gereken bir husus. Yine az önce İhsan Bey ifade etmişlerdi. Yani sonuçta Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan yani meselelerde muhalefetin bir şekilde çözüm üretememesi ya da umut vaat edememesi Politika de üretememesi evet yani sonuç itibariyle onların sorgulaması gereken dedi. bir husus. Ha, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir umut vaat edememekle birlikte muhalefeti belli ölçüde toparladığı bir süreç de var. Belki biraz sonra onları da tartışacağız ama gelinen nokta itibariyle muhalefet evet pardon kamuoyu
şeye bakıyor. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir ona bakıyor. Bunları kim çözebilir ona da bakıyor. Evet, ama muhalefet dediğimiz sadece Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ya da sadece CHP'den oluşmuyor. Orada da sizinle her zaman konuşuyoruz. Bir denklem var. Orada bir ittifak denklemi. İttifak denklemi içinde paydaşlar var. O paydaşlardan da zaman zaman yapılan açıklamalar var. İşte o ittifak denklemi içinde en büyük paydaş CHP'den sonra İYİ Parti geliyor. O yüzden belki de orada daha böyle bütüncül bakmalıyız. Sizin anketinizde şunu merak ediyorum, kararsız seçmen noktasında. Yani kararsız seçmen hep bekler, böyle izler. Oranı nedir sizde Optimar'da kararsız seçmen oranı? Aydan aya değişiklik gösteriyor kararsız seçmen evet. Durumu. Ancak bizim en son yapmış olduğumuz araştırmada da kararsız seçmen 5.3, hiçbirine oy vermeyeceğim diyen 4.5 ve bu konuda cevap vermeyen de 3.8 olarak karşımıza çıkıyor. Biz evet. Bunların hepsini bu kararsız hiçbiri ve cevap vermeyenlerin oy oranlarını dağıtıyoruz. Peki yani, Hilmi Bey, bu ekonomi meselesiyle sığınmacı meselesi bir zincir olarak mı görülüyor? Birbirine bağlı, yoksa sığınmacı meselesi, ekonomi meselesi böyle zaman zaman o gündemin, siyasetin o sert tartışmasına göre, siyasetin agresifleşmesine göre her ay bir değişiklik gösterebilir mi? Mesela Murat Bey dedi ki şimdi bir seçim, şimdi bir anket yapsak. Son işte bir haftadır bu sığınmacı meselesiyle ilgili çok fazla gündem olduğu için belki biraz daha orada oranlar değişebilir. Katılır mısınız efendim? Yani sığınmacı meselesi de bakıldığı zaman bu ülkede bir sorun, ama tabii bu sorunun belli ölçüde provoke edildiği de bir gerçek. Yani bu sorunun gerçekliği kadar bu işin bir taraftan kaşındığı ve buradan bir provokasyon meselesi ya da siyasal malzeme olarak kullanıldığı da bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Yani bunu yapmış olduğumuz araştırmalarda da görüyoruz, gözlemliyoruz. Mesela bir önceki yapmış olduğumuz, geçtiğimiz hafta yaptığımız araştırmada herhangi bir şekilde bir Suriyeli ya da sığınmacıyla karşılaştınız mı diye sorduğumuzda %70 gibi bir oranın karşılaşmadığını gözlemledik. Yani. Ben...